Sendikamızın bu özgür ve özgün tavrının inşallah önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Ve bu arada yeni 31 Mart itibariyle tamamlamış olduğumuz seçimlerden sonra bazı belediyelerdeki gelişmelerden rahatsızlık duyma gibi veyahut da o bulundukları yerde mücadelelerini kararlı bir şekilde sürdüremeyenler sebebiyle Memur Sen camiasının asla rahatsızlık duymaması gerekir. Şunu unutmayın. İnsanoğlu hem cahildir hem zalimdir. Ve bir yere kadar menfaatleriyle beraber hep yürür. Ben Memur Sen camiasının bu seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda bulundukları yerlerde dimdik duracaklarına inanıyorum. Ha ne yapacak sana? Seni makamından mı alacak? Alsın. Seni memurluktan atabilir mi? Atamaz. Çünkü 657 denilen bu yasa bir defa sizi güçlü bir şekilde koruma altına almıştır. Kaldı ki bu yollara tevessül edenler karşısında arkanızda kapı gibi bir Memur Sen camiası var. Ve yine şunu bilmeniz lazım ki bu ülkede şu anda bir hükümet var. Biz hiçbir zaman yapılacak bu zulümlere tribünden seyirci olmayız. Ortada henüz ki kesinlikle olmamalı, insanlar herhangi bir sendika üye oldukları için anayasal haklarını kullanıp bir sendika seçip iş yaşamlarındaki haklarını bu şekilde koruma altına almaya çalıştıkları için asla ve asla asla ve kata işlerinden olmamalılar. Herhangi bir yaptırıma da tabi tutulmamalılar. Bunun altını önce çizelim. Burada bir yanlış anlam olmasın. Fakat eğer bu bir zulümse o zaman on binlerce insan, 1, 5, 10, 50, 100'den bahsetmiyoruz. On binlerce insan KHK'larla bir gecede işinden oldu. Kamuda çalışamıyorlar. Özel sektörde çalışamıyorlar. Gittikleri bütün kapılar yüzlerine kapanıyor. En son birisi utanmadan çıktı. KHK'lıysa dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kendisi de bir hukukçu. Oy dahi kullanamasınlar dedi. Bundan sonraki aşama ne? Kazanlara doldurup yakmak herhalde. Hitler Almanya'sındaki gibi. Ya da sabun yapmak. Yani aynı ülkede çıkıp bir sendika temsilcisine veya sendika üyesine diyeceksiniz ki anayasal güvenceniz var arkadaşlar. Öbür tarafa döneceksiniz. On binlercesini atın. Ben altına imza atarım. Hani adalet? Hani hukuk?